Herkese selam gençler. Üstünde durmamız gereken çok önemli bir konu var. Biliyorsunuz ki Xbox'ın Activision Blizzard satın alımı maalesef İngiltere'deki Ticaret Komisyonu Rekabet Kurumu'nun onayından geçmedi. Gerekçe olarak ise maalesef şöyle saçma bir gerekçe sundular. Bulut servisindeki tekelleşmeyi önlemek için buna uygun görmüyoruz. Microsoft bu satın alım gerçekleşmeden önce, yani bu sonuç açıklamadan önce bir sürü irili ufaklı bulut oyun servisiyle anlaşma yaptı. Bulut oyun servisinden kastım ne derseniz GeForce Now gibi olan ama genelde daha kendi yerel çevresinde faaliyet gösteren, kendi ülkelerinde faaliyet gösteren irili ufaklı firmalarla anlaşmalar yaptı. Neydi bu anlaşmalar? İşte Xbox Game Pass'in içindeki oyunlar ve Activision Blizzard'daki oyunlar 10 yıllık, hepsiyle 10 yıllık anlaşma yaptı, onu da belirteyim. 10 yıl süreyle boyunca sizin servisiniz olacak, sizin servisteki insanlar bundan yararlanabilecek. Şimdi bu da tekiler atan aslında mantıken düşündüğümüzde Xbox olmuyor. Tekeler atacak bir durum da olmuyor. Çünkü hani adam şirket almış ve diyor ki yani, al sen benim oyunumu kendi sisteminde insanlara oynat. Hani bunun nesi tekel? Hani bulut hizmetinde kendi bulut hizmeti yok ki. Hani şey var burada, xCloud var eyvallah ama yani sadece xCloud var diye koca tüm her şeyde nasıl bir tekelleşme sağlansın güzel kardeşim? Yani o kadar farklı bulut istemcisi firmayla boşuna mı anlaşma yaptı bu adam? Ki şu da bir gariptir. Bundan bir hafta önce bu Birleşik Krak'taki rekabet kurumu yeşil ışık yakmıştı. Yani bir sıkıntı yok demişlerdi. Kararlarını olumlu yöne çevirmişlerdi. Şimdi bir anda bu karar gelince insanlar çok şaşırdı haklı olarak. Tabii ki bu şaşırmayı bizim kadar Microsoft Activision Blizzard da şaşırdı. Microsoft'un başka yardımcısı dedi ki biz bunu geleceğiz. Şimdi kararı dava ettiğimiz davasına götüreceğiz. Yani 150 milyon yeni kullanıcıya ulaşma gibi bir hedefimiz varken nasıl tekelleşebiliriz? Ana amacımız olabildiğince fazla insana ulaşmak gibisinden bir hedefleri çıktı diye bir açıklama yaptı ve dava edeceklerini belirtti. Ekstradan Activision Blizzard tarafı da dedi ki kardeşim bu ne saçma iş. Yani çok saçma. Biz şimdi bugüne itibaren rekabet kurumuna baskı yapmaya başlıyoruz dediler ve kendi dosyalarını, kendi gerekçelerini hazırlamaya başladılar. Bakalım işin sonu nereye gidecek? Tabii ki Sony bayağı gülüyordur ama hani iş şu ki bu anlaşma olumsuz olursa ben sanmıyorum Sony ile Activision tekrar arası bir olsun. Hani Activision Blizzard Xbox şu an böyleler yani bildiğiniz. O yüzden hani satın alınmazsa bile çok yakın bir ilişki kesinlikle devam eder ve Sony bu durumda bence her türlü zararlı çıkan olacak. Bunu da söylemem gerekiyor. Biliyorsunuz ki şu anda aslında Xbox'ın neredeyse tüm gelecek planları önümüzdeki bu Activision Blizzard satın alımına dayanıyor. Eğer ki bu satın alım gerçekleşmezse Xbox ne olur emin olun düşünemiyorum. Düşünmek de istemiyorum. Yani çok büyük bir hasar kesin alır. Onu bir söyleyeyim. Bu hasarı nasıl toplar ne eder hiçbir fikrim yok. Tekrardan eski imajı ne kadar bilmiyorum. Ayrıyeten zaten bu Activision Blizzard dışında Xbox'ın da aslında şu an gelen görünümü hem Microsoft hem oyuncuları pek mutlu etmiyor ki bundan bir önceki videomda bahsetmiştim. Bakalım Xbox bu işin altından nasıl kalkacak ama Xbox'ın şöyle güzel geri diriliş yapması için kesinlikle Activision Blizzard satın alımının gerçekleşmesi gerekiyor. Dedikten sonra Steam'deki rakip güzel bir Asus el konsolu geliyor mutlaka görmüşsünüzdür. Onunla ilgili yeni bilgiler önümüzdeki 11 Mayıs'ta gelecek. Fiyatının 1000 dolar aşağısında olduğunu biliyoruz. Tahmin olarak 700 dolar ve birkaç teknik özellik var. Şimdi yine size teknik özelliklerinden bahsedeyim. Steam'deki kıyasla %50 güçte bir 15 volt, tamamen full 2x gücünde 30 volt güç tüketiyor. Nintendo Switch'e kıyasla 8 kat daha hızlı. 120 Hz 1080p IPS ekran. Bu bayağı iyi. AMD'nin Z1 ve Z1 Extreme yeni çiplerini kullanacak. Bu ne demek derseniz büyük ihtimalle 2 model olacak ve bu maksimum 8 teraflopa kadar bir ekran işlemci grafik birimi gücü elde edebiliyoruz demek ki seri sesinde şu an 4.3.4.4 olduğunu düşünürsek bayağı iyi bir özellik. Bu da böyle. Steam'deki çok ciddi bir rakip geliyor. Ayrıca Asus olduğu için çok daha fazla insana erişebilir olacak. Çünkü kendi distribütörü, kendi fabrikaları vesaire vesaire olayları var. Bakalım neler olacak detayları görüyoruz ama ben bayağı bir ümitliyim. 700 dolar gibi fiyattan çıkarsa bu özellikleri rekabeti kesinlikle şiddetle arttırır. Steam'deki şu an rakibi yok gibi bir şeydi ve bu tamamen çok güçlü bir rakip olarak geliyor. Önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz. Sizce bu arada eminim hepinizin aklında Microsoft Activision olayı vardır ama ben gene sorayım. En çok hangi haberi beğendiniz? Sizin düşünceniz nelerdir? Özellikle satın alım konusunda olur mu olmaz mı patlar mı bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Kanal sağlıcakla. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.